Kete Bey'e hoş geldiniz. Bugün Kete Bey yayınlarından yayınlanan Mustafa Sabri Efendi'nin çok özel bir eserini Türkçe'ye kazandıran Muhammed Uysal hocamız, konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, Gaybun Önünde El Kavlül Fasl. Evet. Konuşacağız inşallah. Çok kıymetli bir eser. Ve nasıl gelişti, nasıl oldu da siz bu eseri çevirmeye karar verdiniz? Bütün bu hikayeyi dinleyeceğim ama İslamabad sizin hayatınızda önemli bir yerde. Evet. Şimdi seyircilerimiz de sizi tanısın isterim. Nasıl oldu lisans, yüksek lisans, İslamabad yolculuğu, döndünüz, çeviriler, sizin dinler tarihi, tasavvuf ve İslam tıbbı üzerine çalışmalarınız var. Çevirileriniz var bolca. Nasıl oldu hocam, nasıl gelişti bu süreç? Biz Denizli İmam Hatip Lisesi'nde okurken bir tane hocamız vardı, Arapçacı. O bizi çok teşvik etti Arapça öğrenmeye. Biz de yurt dışına gidelim, Arapça öğrenelim diye Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesi'ne gittim ben. 1995 yılı. Burada lisansdan sonra biraz daha devam ettim. Yüksek lisansı da dinler tarihinde yaptık. Ondan sonra Türkiye'ye geldik. İşte Türkiye'ye geldikten sonra ben çeviri işleriyle uğraştım. Çeviri derken profesyonel bir çeviri değil de böyle sevdiğim yani kitapların, bir de tercümesi olmayan kitapların Türkçe'ye kazandırılması için böyle gayret ediyorduk kendimizce. Bizim hocamız vardı Pakistan'da. Profesör Doktor Din Muhammed, dinler tarihi alanında uluslararası bir şahsiyet. Yani Mustafa Sabri Efendi sevgimiz de onun aracılığıyla geldi. Onun kitaplarını çevirdim. İşte İslam tıbbıyla yine Pakistan'da bir medrese ulemasından, Pakistan'da belki bilinmez, geleneksel tıp çok yaygındır ve ilmi bir şekilde yaygın. O hocadan dersler de alıyorduk derken hem dinler tarihi hem tasavvuf hem İslam tıbbı böyle geniş bir yelpazede çeviriler yaptık. Bu alanda tasavvufun esasları vardı. Şeyh Ahmet Zerruk Faslı 15. yüzyıl ulemasından. Ebu Zeyd Belhi'nin bir beden ruh sağlığı kitabı var. Yani psikolojide öncü fikirleri olan bir ulemamız. Böyle devam ediyoruz işte. Şimdi biraz ara verdik çevirilere ama yine yeri geldikçe yapıyoruz. Mustafa Sabri Efendi Pakistan'daki hocanızdan duyduğunuzu söylediniz. Ünlü çok uzak coğrafyalara yayılmış bir alim. Evet. Mustafa Sabri Efendi. aynı zamanda Şeyhülislamlığı da var Osmanlı'da. Ve işte ününün diğer coğrafyalara ulaşmasına vesile olan büyük bir birikimi var kendisinin. Evet. Ve alanında çok kıymetli çalışmaları var. Çok önemli bir isim. Yani bizim coğrafyamızda, ülkemizde özellikle işte uzmanların bilmesi ama geniş kitlelerce hala tanınmıyor olması bence büyük bir eksiklik Mustafa Sabri evet. Efendi ile ilgili. İnşallah sizin yaptığınız bu çalışmalar Mustafa Sabri Efendi'yi daha geniş kitlelere İnşallah. ulaştıracaktır ümidindeyim. Biraz Mustafa Sabri Efendi'yi konuşalım istiyorum. Nasıl oldu da, çünkü ben Mısır'a giden bir hocamızdan da işte ben El Eser'de efendim Mustafa Sabri Efendi'yi işittim. İşte Libya, eski Trablusgarp bölgesine giden bir hocamızdan da aynı şeyi işitebiliyorum. Dolayısıyla nasıl oluyor da bu kadar uzak coğrafyalara, geniş kitlelere kendini kabul ettirebilen bir isim haline geliyor Mustafa Sabri Efendi? Yani Mustafa Sabri Efendi'nin bütün coğrafyalarda tanınmasının sebebi eserinin gücü. Yani onun yazdığı eserler nev-i şahsına münhasır diyelim, modernite ve modernistlere reddiye bağlamında. O yüzden biz yani bizim mesela üniversitenin en büyük hocaları, en meşhur hocaları Mustafa Sabri Efendi'den bahsederler. Neden bahsediyorlar? Çünkü onlar da hocalarından öyle duymuşlar.
Mustafa Sabri Efendi'yi bize dediğim gibi Profesör Doktor Din Muhammed Hoca derslerde sık sık tekrarlıyordu ismini. Hatta diyordu ki yani fikre değer veren bir ülkede olsaydı bu şahsiyet, yani o fikri gücü sebebiyle her sokağa bir tane heykelini dikerlerdi. Yani böyle anlatırdı. Başka hocalarımız var, onlar bahsediyorlar. Yani bu Mustafa Sabri Efendi'nin bu mantıki yönüyle eserleri çok güçlü bir şekilde ortaya çıkmış. Yani münazaralarda, işte bu dini cidal denen şeylerde yenilgisi yok. Yani yenilgisi, kendisi yenilgi derken hakkın gücü olarak bunu söylüyor. Hmm. Benim dayandığım güçten dolayı diyor ben münazaralarda galip geliyorum. Bu yüzden herkes tarafından bilinen bir şahsiyet. İşte ele aldığı konuların bugün hala işleniyor olması. Yani bugün hala biz işte mucizeleri inkar edenlerle karşılaşıyoruz. İşte hadislere dil uzatanlarla, hadis ulemasına dil uzatanlarla hala karşılaşıyoruz. Yani 100 yıl önceki sorunlar devam ettiği için kitabı hala güncelliğini devam ettiriyor. Evet, yani bu bir proje. 100 yıl önce ortak nedenler vardı ve ortak bir akıl vardı bu projeyi yürüten, yaygınlaştıran, finanse eden. Bugün aşağı yukarı yine aynı akıl, evet, çok benzer isimlere. Yani isimler değişiyor ama karakterler aynı, söylemler de aynı. Bugün aynı şeyleri söylettiriyor. Evet. Tabii sosyal medyanın gücünü de kullanarak, bu imkanları da kullanarak. Dolayısıyla Mustafa Sabri Efendi'nin bu modernist diye tabir edeceğim. İşte sizin çok güzel buyurdunuz. İşte hadis düşmanları, reddiyetçileri, efendim bizim ehli sünnet inancının bel kemiğini oluşturan hususiyetleri reddeden, görmezden gelen bu isimlere 100 yıl önce cevap vermiş aslında. Evet. Bir de Mustafa Sabri Efendi çok da ileri görüşlü bir insan. Evet. İnanılır gibi değil. 20-30 yıl önce, 20-30 yıl sonra olabilecekleri söylemiş ki kendi hepsi döneminde ve hepsi gerçekleşiyor ve kendi dönemindeki insanlar da inanamıyor o ilk söylediği zaman. Ve işte böyle insanların ortak kaderi çok uzun yıllar sonra kıymeti anlaşılabilmesi bu insanların. Ama tabii Mustafa Sabri Efendi hakkın hakikatin gücü diye tanımlıyor. Evet. Yine bu ileri görüşlülüğünde. Ne güzel, ne mutlu. Üstelik bu eser, yani Gaybın Önünde, El Kablül Fasl, ilk defa Türkçe'ye, evet, çevrildi. Ve siz vesile oldunuz. Allah razı olsun. Ne diyebiliriz giriş olarak bu eser hakkında? Yani El Kavlül Fasıl, yani Mustafa Sabri Efendi'nin bir Türkçe eserleri var. Bir de Arapça eserleri var. Türkçe eserlerin en meşhuru diyebilirim Dini Müceddidler. Hmm. Burada Osmanlı döneminde de böyle modern akımlar var, Batı'dan etkilenen. İşte onların züht bizi geri bıraktı, yok kader inancı bizi geri bıraktı falan gibi yazılar yazıyorlar. Ona reddiyesi var, böyle bir Haşim Nahid'in kitabına. Bir de Arapça yazdığı eserler var. İşte Arapça yazdığı eserler içinde en meşhuru El Kavlül Fasl. Yani tam ismi El Kavlül Fasl beynellezine yu'minune bil gaybi vellezine la yu'minun. Yani gayba inananlarla inanmayanları birbirinden ayıran kesin söz diye tercüme ediliyor. Şimdi bunun hikayesi var. Mısır'da Heykel Paşa diye işte bakanlık da yapmış, senatörlük yapmış birisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin siyerini yazıyor. Ama siyerini yazarken mucizelere falan değinmiyor. Yani onları görmezden geliyor. Tabii şimdi görmezden gelmek için de o konularla ilgili hadislere yeri geliyor. İşte alttan dil uzatıyor. Hadis ulemasının hadis toplama sürecine bir şeyler söylüyor. Yani Ali Ulvi Kurucu Hoca'nın hatıratında yazdığına göre, şimdi biz arka planı bilmiyoruz kitabın oluşumu. Oralardan duyuyoruz. Hı hı.
Ezher ulemasından bazıları geliyorlar. Yani bu Heykel Paşa'nın kitabına bir reddiye olsa iyi olur. Çünkü biz de çok karışmak istemiyoruz. Çünkü içerisinde felsefi bahisler falan var diyorlar. Mustafa Sabri Efendi'nin felsefe, kelam gücünü bildikleri için. O bu eseri aslında büyük kitabın içinden çıkarıp yani ihtiyaca binaen, o zaman kitap basmak da çok zor. Tabii. Hatta şöyle bir hikayesi de var. Bu kitabı basmak istiyor ama para yok o zaman. Kendisi zaten sürgünde, bir gelir yok. Hasan-ül-Benna bazı öğrencileriyle ziyaret ediyor. Diyor ki böyle bir kitap yazdığınızı duyduk. Bundan biz fazla olmasa da işte 200 tanesini almak istiyoruz. Siz bunu hemen bastırın. Bu vesileyle basılıyor yani. Hasan-ül-Benna'nın bu işte de bir eli olmuş oluyor. Allah Allah. Böylelikle bu eser ortaya çıkıyor. Eserin içeriğinde dediğim gibi bu hadis toplanma süreci, hadis kitaplarının oluşumu, ana mesele bu. Mucizeler üzerinden. Tabi mucizelerin reddiye yapanlara cevap verirken filozoflardan, o zaman Hume gibi başka bir sürü tanınmış filozoflardan, yani mucizelerin imkanına dair felsefi deliller getiriyor. Bir de Nüzul-i İsa'nın inkarı var Şeltut tarafından. İşte Ferit Vecdi'nin makaleleri var. Bir de böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini değil de dahiliğini öne çıkaranlar var. Hı hı. O bunlara diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in asıl misyonu nübüvvet. Yani diğer insani özellikleri de çok büyük özellikleri var. Ama diyor bunlar bunları öne çıkarak diğer hususiyetlerini biraz şey yapıyorlar, kapatıyorlar. Evet. İşte bunlar asıl bu reformistler. Daha sonra eser niye önemli? O reformistlerin fikirleri sonra buraya taşınıyor. Mesela Mustafa Sabri Efendi'nin Türkiye'de yazdığı eserlerde hadis reddedenlere karşı bir reddiyesi yok. Mucizeleri reddedenlere karşı bir reddiyesi. Çünkü öyle bir şey yok daha ortada. Sonra buraya geliyor. İşte Şeltut'un o Nüzul-i İsa'yı kabul etmeyen fetvası burada Nüzul-i İsa'yı reddedenlerin hep bir dayanağı olarak şey yapılıyor. Hmm. Ona yapışarak inkar ediyorlar. Mucizeleri inkar edenler işte o yine Mısır'dan gelmiş fikirler. Yani bir de Mustafa Sabri Efendi'nin özelliklerinden birisi, yani ele aldığı konuyu bütün boyutlarıyla ele alıp delillerini, güçlü delillerle işi bitiriyor. Hmm. Mesela o zamanlar bilimcilik cereyanı var, pozitif bilim. Mustafa Sabri Efendi o bilimin diyor, ben bu bilimin bile cehaletini diyor ortaya koyarım. Neden? Onlar tecrübeye dayanıyorlar. Mustafa Sabri Efendi aklı çok öne çıkarıyor. Akılın tecrübeden daha önde geldiğini savunuyor. Yani aynı zamanda onun kitapları bir akıl savunusu gibi kabul edilebilir. Yani biz de mesela düşünen bir adamın aklı öne çıkarması gerekir. Ama yok. Mustafa Sabri Efendi onların aklı değil başka şeyleri öne çıkardıkları için muhakemelerinin yetersiz olduğunu, meseleleri anlamadıklarını ortaya koyuyor. Müthiş. Ya tabii o dönem işte nasıl cereyanlar, efendim nasıl bir kafa, nasıl ideolojiler havalarda uçuşuyor? Yani bunun anlaşılması için şunu söyleyebiliriz. Örnek, Heykel Paşa ve benzerleri firavunist. Yani bugün böyle söyleyince bir hakaret gibi algılanabilir ama hayır, Firavun döneminin Mısır halkı için en parlak olduğunu iddia eden ve bu dönemi yücelten kişilerden biri. Mesela Heykel Paşa. Dolayısıyla İslam'ı ve işte Mısır coğrafyasının İslam'la buluşmasını aslında alttan alta olumsuzlayan da bir kişi. Ve Mustafa Sabri Efendi merhum bu kafalara cevap veriyor. Çünkü bunlar çok geniş kitlelere seslenebiliyorlar. Evet. Arkasına Batı'nın da desteğini alarak aynı zamanda. Yani çok inanılır gibi değil ama yaklaşık 100 yıl önce neler yaşanmış dünyada.
ve neler söylenmiş ve Mustafa Sabri Efendi merhum nelerle uğraşmak mecburiyetinde kalmış. Peki siz nasıl karar verdiniz ve süreç nasıl gelişti? Çevirirken neler hissettiniz mesela? Ya aslında bu kitabı dediğim gibi hocalar övüyorlardı zaten Mustafa Sabri Efendi'yi. Bir arada böyle yabancı bir arkadaş var bizim üniversitede. Dedi ki ya benim odada kitaplar var, bir tane Türk'ten kalmış dedi, Türkçe. Ben de anlamıyorum, sen onları götür dedi bana. Gittim. Mustafa Sabri Efendi'nin Dini Müceddidler kitabı. Allah Allah. Türkçe olarak bir arkadaş getirmiş, sonra bırakıp gitmiş. Yani ilk okuduğum kitabı aslında odur. Ama oradaki müthiş böyle mantık kurgusu beni çarptı diyelim. Hocalar da övüp duruyorlar. Biz Mustafa Sabri Efendi okumaya başladık. El Kavlül Fasıl'da o zamanlar Türkçe tercümesi yoktu ama içindekileri okudukça yani bugün yaşanan her şey orada aynısıyla yaşanmış. Dedim yani insanların faydasına olacağını umarak öyle bu işe başladık. Birkaç ay yani kabaca birkaç ayda tercümesini bitirdim ama onun tekrar okunması, düzeltilmesi, hocalara sorulması falan derken 1-2 yılımızı aldı ama elhamdülillah güzel oldu eser. Gaybın önünde derken tam olarak neyi kastediyor? Ya gaybın önünde aslında o Arapça başlığın tercümesi değil. Arapça El Kavlül Fasıl beynellezine yu'minune bil gaybi vellezine la yu'minune. Yani gayba inananlarla inanmayanları birbirinden ayıran kesin söz. Onu bizim bir hoca hani üst başlık gibi teklif etti. Çünkü kitabın içinde gaybla ilgili meseleler çok öne çıkıyor. Hı hı. Mucizeler, işte ba'su-ba'del mevt, öldükten sonra dirilme, gayba iman gibi meseleler öne çıktığı için onu başlık olarak bir hocamız teklif etmişti, Turan Koç Hoca. Öyle o ismi onu öyle koyduk yani. Yoksa peki, Arapça başlığın tam tercümesi değil. Mustafa Sabri Efendi'nin daha ne kadar eseri var Türkçe'yle? Yani Mustafa Sabri Efendi'nin Türkçe benim bildiğim Dini Müceddidler var. Musa Carullah Bigiyefe Reddiyesi var. Yeni Müçtehitlerin Kıymeti İlmiyesi diye. Bir de Meseleler diye kitapları var. Bunun dışında Arapça kaderle ilgili bir kitabı var. Bu kitap var. Yani işte, Türkçe'ye çevrilmeyi bekleyen kaç eser var hocam Mustafa Sabri Efendi? İşte Mevkıful Akıl var. Bu kitap onun bir parçası. Onun dışındaki eserlerinin hepsi Türkçe'de var şu anda. Hı hı. Ha bir de ama çok eski baskı olduğu için o bilinmiyor. Kaderle ilgili bir kitabı var. Onu yıllar önce tercüme edilmiş ama herhalde yeniden bir tercümeye ihtiyacı var. Çünkü kitap dünyasında bulunan bir kitap değil. Hmm. Onun dışında yani Mevkıful Akıl dışında bütün kitaplar tercüme edilmiş. Hatta şöyle bir şey de var. Mevkıful Akıl'ın hocanın oğlu İbrahim Sabri Bey tarafından Osmanlıca'ya yapılmış bir tercümesi var. Bu tercümenin iki cildi basıldı. Yani Osmanlıcadan Latinize edilerek basıldı. Yani böylelikle neredeyse hocanın kitaplarının hepsi Türkçe'de var diyebiliriz. Evet. Peki şu an ne üzerine çalışıyorsunuz hocam? Mesela bizimle buluşmayı bekleyen bir çalışmanız var mı? Maalesef biz biraz ara verdik. Şöyle doktora çalışmam var benim. Tez yazıyorum. 1-2 yıl böyle o işle ilgileneceğimiz için tercümelere falan ara verdik maalesef. Belki doktoranız bir kitap olarak bizimle belki buluşur diyelim o zaman. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bizim bir son sorumuz var. Aynı zamanda 3 soruyu içinde barındıran. İnsanlar ne dinlesin, ne okusun ve ne seyretsin? Çünkü dinlediklerimiz, seyrettiklerimiz ve okuduklarımız bizim ruhumuzu besliyor. Ya menfi yönde besliyor ve zehirliyor yahut müspet yönde besliyor ve geliştiriyor ve dinginlik, huzur veriyor. Dolayısıyla sizin gibi hocalarımızdan ben bu dinlemelik, seyretmelik ve okumalık tavsiyesini çok önemsiyorum. Ne dersiniz hocam?
Yani okumak için tabii herkesin okuma alanı farklı, sevdikleri kitaplar farklı. Ama mesela ilahiyatçıysa bizi izleyenler Mustafa Sabri Efendi'nin El Kavlül Fasl ve Dini Müceddidler. Bu iki eseri okumadan olmaz. Yani ben ilahiyatçıyım, bunları bilmiyorum, haberim yok. yani çok uygun olmuyor. Çünkü bu eserler bugün tartışılan. Şimdi biz ilahiyatçıyızdır. Bir şey yani bir klasik okuma tarzımız vardır ama bir de mesela bize halktan gelen sorular oluyor. Hı hı. Bir hocaysanız, öğretmenseniz, imamsanız bu konular her zaman önünüze çıkacak sizin. O yüzden bu iki kitabı her ilahiyatçıların okuması iyi olur kendileri için. Hem de böyle bildiklerini delilleriyle bilmiş olurlar. Ama genel okuma için mesela herkesin okuyacağı bir kitap, benim çok hoşuma giden bir Edebüddin ve Dünya var. İmam Maverdi'nin. Yani çok nefis bir eser. Hatta bunun çok eski tercümeleri de var, yeni tercümeleri de var. Ben hep diyordum keşke bu kitabı ben de tercüme etseydim. Rağib el-İsfahani'nin Mutluluk Yolları diye eskiden tercüme edilmişti bir kitabı var. Mesela bunlar herkesin okuyup faydalanacağı eserler. Dinlemek için ne yapılabilir? Ben Kur'an dinlemeyi çok seviyorum. Özellikle Abdussamed'den. Herkesin karileri farklı. Ama Kur'an dinlemek gerçekten önemli. Yani bizi dinginleştiriyor. Hem zihin hem ruh olarak rahatlatıyor. O yüzden günde 1-2 saat yani imkan nispetinde Kur'an dinliyorum. Yani dinlemeye çalışıyorum. Her zaman da mümkün olmuyor ama dinledim mi Kur'an dinlemeyi öne çıkarıyorum. İşte bu, yani onun dışında ben çok müzik falan dinleyen birisi değilim. Onları tavsiye de edemiyorum o yüzden. Ama Kur'an-ı Kerim zaten tabii hocam. Yani Kur'an'da her şey var. Her şey var. Her şey var. Ben de okumalık olarak Abdüllatif Bağdadi çeviriniz var hocam sizin. Tıbb-ı Nebevi. Evet, küçük bir kitap. Özellikle hadis şerhleri güzel. Yani şu sıra çok öne çıkarılıyor işte Tıbb-ı Nebevi. Bütün o neredeyse Nebevi tıbbının benzeri kaynaklar var yazılmış tarih içerisinde. Mutlaka ama mutlaka temas ettiği kitap diyebiliriz değil mi? Evet. Kaynak kitap. Kaynak kitap. Bir de Mustafa Sabri Efendilerden falan bahsederken, okuma da demişken, Ali Ulvi Kurucu Hoca'nın hatıratı herkesin okuyabileceği ve o işte Cumhuriyet dönemindeki olayları da daha net anlayabilecekleri bir kitap. Hı hı. Okunursa hem ilmi hem fikri olarak kendilerine çok büyük kapılar açacaktır. Çok buna kıymetli. İnanıyorum. Çok kıymetli. Hocam çok teşekkür ediyorum tavsiyeler. Ben de teşekkür ederim. Çok mühim. Allah razı olsun. Efendim bugün Mustafa Sabri Efendi gibi çok kıymetli bir alimin hayatı üzerine de temas etmiş olduk. Efendim El Kavlül Fasl kitabı Gayb'ın önünde vesilesiyle Muhammed Uysal hocamla. Hani şunu söylesek sanıyorum yanlış olmaz. Şimdi senaryo arayışında olan senaristler var. Konu arayışında olan roman yazarları var. Mustafa Sabri Efendi hakikaten öyle bir tarihi şahsiyet ki hayatından bir değil onlarca film olabilir, roman olabilir. Yakın tarihimizi de daha iyi anlayabilmek için özellikle tavsiye ediyorum bu vesileyle. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir ketebede görüşünceye dek kitap kokusunun hiç eksik olmadığı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.